Siyasetle alakalı bir iş yapıyorsanız, belirsizlik oldukça tehlikelidir. Netliği duygular ve yeterli yaratıcı alanla nasıl dengeleyebilirsiniz? Sürekli bir denge sağlamanın mümkün olduğuna inanmıyorum. Çünkü her şey çevremizde olup bitenlerle değişiyor. Bunun için zamanlamaya politik açıdan bakmak özellikle ilgimi çekiyor. Olimpiyatlara davet edildiğimde milliyetçilik hakkında konuşmak için çok uygun bir ortam olduğunu düşündüm. Bu eserin adı Art Değer. Marksist bir kavram olmasının yanında işçi ve değer fikirleri üzerine yoğunlaşıyor. İki bölümden oluşuyor. Birincisinde içeri girmeden önce sıraya girmeniz gerektiği söyleniyor. Ve insanlar bekliyorlar. Sıradakilerden birisi bana 1 saat 15 dakika ya da 45 dakika kadar beklediğini söylemişti. Sıranız geldiğinde de bir yalan testine tabi tutuluyorsunuz. Yalan testini yapmakla görevli olan bir memur var. Memurun kararına göre içeri girebiliyor ya da giremiyorsunuz. Bir yerde izninizin izin verdiğinden daha uzun zaman kaldınız mı? Hayır. Herhangi bir sebeple daha önce size bir ülkeyi terk etmeniz gerektiği söylendi mi? Hayır. Ufak bir detay daha var. Kuyruğu oluşturmaktan ve düzenli tutmaktan sorumlu olan insanlar. Müzede çalışan bu görevlilerin gelenleri rastgele içeri alma izinleri var. Bu anlamda da diğerlerinden şanslı, hatta ayrıcalıklı olabiliyorsunuz. İçeriye girdiğinizde içeride sizinle birlikte maksimum 6 ya da 7 kişi oluyor. İçeride Auschwitz toplama kampından bulunan tarihi bir parçanın reprodüksiyonu yapılıyor. Bu parçalardan 4 tane vardı. Birincisi Dachau'daydı. Kampın açılmasından 3 yıl sonra, 1936'da yapılmıştı. Kamp bir emek kampı olmasının yanı sıra toplama ve soykırım kampı olarak da biliniyordu. B harfi bir esir tarafından bilerek ters olarak yazılmış. Bence bu son derece asi bir duruş ve kusursuzluğun kural ve izlenmesi gereken tek yol olduğu bir yerde bir şeyi bilinçli olarak kusurlu bir hale getirme çabasını gösteriyor. O sırada kampta çalışan görevliler o kadar kibirliydiler ki bunu fark etmezlerdi. Ama esirlerin gözünde bu minicik de olsa bir umut ışığıydı. Müzenin içinde tarihle mücadele ediyorsunuz. Ve bu size inanılmaz büyük karşı bir enerji veriyor. Konu sanat bile olsa, herhangi bir şey yapmadan önce ifade vermeniz gereken bir ortamdasınız. Bu durumda davranışların daha da güçlü olması gerekir. Müze ziyaretçileri içeride belli bir şekilde davranmaları gerektiğini biliyorlar. Ama hayat müzede yaşadıklarınızdan daha çok yoğun. Sokaklarda ise son derece saldırgan şeyler olabiliyor. Biz sanatçılar tüm bunları kapalı ve izole bir ortama çekerek ziyaretçilerin düşünmelerini sağlıyoruz.